Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yine bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Bad Boy isimli bir Türk oyununu inceliyorum. Daha önceden de bir oyunu incelediğim İsmail Avcı isminde bir geliştirici vardı. Commando Hero isimli bir oyunu incelemiştim, belki hatırlarsınız. O da bir Alt F4, böyle Wipeout karışımı bir platform, zamana karşı platform geçme oyunuydu. Yarışma oyunu gibi bir şeydi. Dünyadan herkes de zamanlarınızı yarıştırabiliyordunuz. Güzel de bir oyundu, fena da bir şey değildi. Ama daha iyi bir işçilik çıkardığı yeni bir oyunu var İsmail Avcı arkadaşımızın. Bad Way isimli bir aksiyon macera oyunu. Bakalım nasıl olmuş. Ben biraz kontrol ettim gerçi ama size de oyunu göstermek istiyorum dostlar. İsmail Avcı tek başına geliştirmiş bu oyunu. Güzel bir işçilik çıkarmış gibi gözüküyor. Tabii ki ben çok çok kısa baktım. Bakalım oyun bize neler gösterecek. Herhalde hikayeyi göreceğiz burada. Takip ediliyoruz. Oo. Kazayı da yaptık. Sadece seste biraz sıkıntı var ama bana özel bir şey mi bilmiyorum. Yani sesleri ayarlamaya çalıştım ama maalesef biraz sıkıntılı gibi. Sadece şu ana kadar gördüğüm o. Grafikler falan hiç fena değil. Damn it. Wish I hadn't Lanet really olsun. started. Carlos will not let this go. Carlos. Kim Carlos kim? Böyle pat diye düştük buraya ama. Silahımız, milahımız, her şeyimiz tam da güzel. En azından silahımız var. Unexpected things. Beklenmeyen şeyler. Neymiş bakalım beklenmeyen şeyler? Fena gözükmüyor. Grafikler falan iyi. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Tek kişinin elinden çıkan, tek kişinin geliştirdiği bir oyun arkadaşlar. Yani tek kişinin geliştirdiği bir oyun için hiç fena başlamadı aslında. Ama bir tutorial olacak mı acaba? Her oyunda söylediğim bir şeydir o. Oyunun kendini anlatması çok önemli benim için. Bakalım. Neyse şimdi bildiğimiz şeylerden devam ediyoruz. İleri geri zıplama, space filan, tırmanma, öyle şeyleri yapabiliriz herhalde. Koşalım, güzel. Fena değil. Ay çık, fena değil, güzel başladı. Nerede lan? Ha güzel. En azından bak. Ha tamam. Beklediğim yere geldik, tuşları filan öğrettiği. Dediğim gibi bir oyunun kendini tutması dediğim gibi çok önemli. Bir de yani böyle oyunu oynayarak öğretmesi daha da güzel bence. Kancayı, ha Q. Tamam. Bak silahları böyle de seçebiliyoruz. Sonra hop zıplayalım. Helal sana. Biraz kötü düştük ama. Bileğimizi de burktuk herhalde, bilmiyorum. Tırmanalım. Tırmanayım. Tırmanabilirim. Bakayım. Güzel. Biraz ellerimiz taşların içine giriyor gibi ama. Olur o kadar, olur. Ama güzel ya. Buraya kadar fena değil. Bakalım, umarım savaş sistemi de güzeldir diye tahmin ediyorum. Neymiş? Kontrol. Tamam, bunu göreceğiz. Lan karşıya mı? Hı. Hı. O eğilmemiştim ama olsun. Saldırıdan kurtulmak için iki kere C. Ha, dodge yapıyoruz. Güzel. Oo, bismillah. Hemen Carlos'un adamları mı? Silah da bulduk. Alabiliyor muyum? Alırım bir dal. Oğlum dur, daha açıklık. Ne ara gördünüz oğlum beni? Dur bakayım. Şu patlıyor mu derken? Patlıyormuş. Ne güzel fırladılar adamlar. Başka? Bu kadar mı? Bu kadar mısınız? İyi. O adamlar nereye? Oo. Silah falan var mı bunların acaba?
dedim. Silah düşürüyorlardır belki. İttirelim, evet, güzel. Oyunu öğretmeye devam. Hı. Burada bir kulübe var. Oo, silahlar da var. Şu neymiş? C8. Bamaz. Diyecektim, kendisi gözüktü zaten. Aa, güzel. Susturuculu silahla değiştirelim. Bıçak var. Ekstra bıçağı da alabiliyor muyum? Aa, güzel. Bak, silah sayısı. Oo, iki tane oldu. Güzel. Öteki? Yo. İlginç. Neyse. Dürbünlüğüyle devam. Güzel, beğendim ben bu silahı. Pıçık pıçık diye ateş ediyor mu? Ediyor. Güzel. Daha böyle pıçık pıçık diye bir ses bekliyordum ama. Oğlum, sen de çok tökezliyorsun be. Ufacık yerden düştün yani. Carlos's men. Carlos's men. Oha. Kurşunun içinden geçmiş olması lazım. Güzel. Dürbünüyle ateş etmek güzel ya. Hoşuma gitti. Nice. Ama kurşunum kalmadı. Ha, varmış daha, tamam. Burada adamlarda silah... Düşmüyor mu adamlardan silah ya? Ha, varmış. M4. Tamam. Bunda var mı? Yok, burada da değil. Neyse. Araba var la şurada sanki. Bavul gibi düştü valla. İyi oldu, güzel. Şimdi arabayla mı devam edeceğiz? Ne oldu birden? 3 gün önce. He, şimdi konuyu öğreneceğiz şimdi. Güzel, fena değil ya. Ama tek kişinin elinden çıkmış çok daha kötü oyunlar gördüm yani. Bu kötü demek istediğim için söylemiyorum. Yani çok iyi bir iş başarmış İsmail abici yine. Or should I say former professor. Hello. Former professor. How long has it been? 4 years? Since you're back here after all this time, I assume things didn't go so well. You know, my employment at the university was terminated after the last job. So, yes, former professor. Right. The last ne yaptın da acaba işine sormayalım. Whoever ratted you out must really hate you. You don't have any idea who it is, do you? No. If I knew, I'd make them pay. Bu çıkar ha şimdi, gammazca. So what do I owe the pleasure? Don't tell me you've missed me. I'm a little short on cash. Can you lend me some money? Money? Does it say Bobby's bank before? Please, Bob. Don't you think I try at the bank? No one gave me a loan. I need money fast. How much are we talking about? $150,000. 150 bin mi? $150,000. Adam da işi söylüyor. Orası borçla. My wife Clara is very sick, Bob. Adam çaresiz kalmış ama bak. She needs surgery. You need to understand. I'm sorry about your wife. I've known you a long time. We did a lot of business together. If you agree, I have a job. Karşılığında bir şey olacak değil lan. Make a deal. I'll try to get that money for your wife Clara. Go ahead. What's the job? I have this map. The man who brought it said it was the map of a missing treasure. It belonged to a king called Mensa Mosa. Check it out. Could this be real? Are you talking about the lost treasure of Mansa Musa? Mansa Musa demedi mi demin Mansa Musa? Mansa Musa was the richest man on earth. Mansa Musa'yı da tanımamız mı gerekiyor? Books and tons of gold. Tonlarca altın. This map is real. It points to an immense treasure. Hazineyi alalım, bu herife vermeyelim. 150 binden de fazla eder bence. If you find this treasure for me, I'll give you the money. Oğlum, hazineyi bulsam sana ne ihtiyacım var? I heard Carlos had a copy of this map. So if you agree to do the job,
You must hurry. He, Carlos da peşine. Deminki Carlos'un adamları, Carlos'un adamları dedi, o demek. I accept. Hadi bakalım. Deminkinin öncesine mi döndük, yoksa şimdi devam, başka bir şekilde mi devam edeceğiz? Orası tutorial gibi miydi? Tam anlayamadım onu. Pat diye kesti çünkü ama. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ne oldu, yerden ne yaptık? Treasure of Mansa Musa. Muzza değilmiş demek. Kimmel Trop yollarında giderken duvarın tek taşın tekine çarptım. Araba suyun içinde kaldı. İlk kontrolü zor değil diyecektim. İçeriden görebiliyoruz mu? Heh, yokuşta kaldık, sıçtık şimdi. Ha, o ne lan? Sol tuşa basınca sol sinyal, sağ tuşa basınca sağ sinyal. Ve kamerayı döndüremiyorum. This is the end of the road. Evet, yola katırlarla devam edeceğiz. What? Evet, bir saçmaladı sanki. Ha, şimdiye kadar fena gözükmüyor yani, dediğim gibi ya, bir kişinin elinden çıkmış bir oyun için çok çok iyi gözüküyor hatta. Bir ekip işi olsa derdim ki hani, evet, ekip işi için biraz dengesiz gibi durabiliyor ama yani olur, bir kişinin elinden çıkan bir oyun için fena değil gözüküyor. Bakalım buradan herhalde. Neymiş? Duvarın arkasında düşmanı görmek için Z tuşuna bas. Vaaay. Nice. Burada silah var. Ne bu? Keleş mi? Keleşi alalım. Şurada da bomba var. 4 tuşuna basınca bomba atıyor dedi. Dur bakalım. Nerede o adamlar? Buraya doğru. Aa, saklanıyor. Güzel. Gördün mü beni? Ulan gördü lan. Çok iyi. Çok iyi, çok güzel, çok güzel, çok iyi. Başka? Z'ye bas. Adamları görebiliyoruz mu? Oha. Oradaki varil onu etkilemez diyordum ama. Birisi daha var. Nerede? Ah, siktir. Hayır. Kurşun bitti tabi. Çok güzel gidiyordum ama. Ama çok güzel gidiyordum ya. Neyse. Keleş güzelmiş. Bak, alayım tekrar. Nerede adam? Dur. Orada dur. Heh. Bomba. Varil vardı çünkü orada. Bu sefer kurşunu unutma. Hatta hemen değiştirelim. Aa, atladı mı o? Güzel. Bunu patlatayım. Yukarıda bir adam var ama. Umarım sürpriz yapmaz bana. Dur bakalım. Aa, düşüp ölmüş la. Çok güzel. İşime yaradı. Devam. Buradan nereye geldik? Ha, demin kapıyı açmak için bunu çevirmem lazım. Önce 1'e bas. E'ye bas. A'ya bas. Tamam mı yani?
Hadi bakalım. Sonra. Bu da yani nereden düşse tökezliyor ya arkadaş. O kadar da değil. Ha yine arabayla devam edeceğiz. Kesin. Şimdi buraya kadar hiç fena değil ya. Hataları var. Yani söylemek lazım. Gerçekten ya eğrisi doğrusu her şeyi söylemek lazım. Grafiksel hatalar var. O kadar olur diye düşünüyorum ama şu ana kadar pek sıkıntı olmadı gibi. Yalnız vites atmıyor galiba bu araba. Sesi aynı çünkü hep. Vay mekan güzel. Yine sonuna mı geldik? Bakayım. Bir de frenleri tutsa o da güzel olacak. Ama her arabadan indikten sonra bir kamera saçmalıyor. This must be the spot on the map. How did they get all that gold to Mexico from Africa? Afrika'ya mı? Ulan Meksika'da değil miyiz zaten? I think this map is fake or it's pointing to another clue. I'll find out in a bit. Birazdan öğrenmiş oluruz. Bakalım neredeyiz? Kimdeyiz? Kimse var mı buralarda? Yok. Burada da yok kimse. Burada ne var? Çıkmaz yol mu? Evet. Biraz kamerayı döndürünce ghosting de oluyor sanki hafiften. O kadarını ben de anladım. Söylemene gerek yoktu. Sanırım buradan geçebilirim demedi. Dur. Sanırım buradan tırmanırım. Sürekli söylemeyecek herhalde. Güzel güzel. Daha iyi olabilirdi de. Carlos's men. Yine mi lan? Dur bakayım şunu. Şey, alalım şey tüfeği. Heh. Ben sevdim bu şeyi ya. Dürbün olayını. Nerede adam? Heh buradaymış. Bak. Ne oluyor lan? Vuramıyorum. Allah Allah. Yo, vuramıyorum. Bakayım. Bildiğim o da beni vuramıyor bu arada. Görünmez bir duvar var herhalde. Bak buradan vurdum. Neyse başka. Ana geldi. Ay vuramadım herifi. Hah. Aşırı kazmalık. Başka. Şurada bir herif var. Güzel harbiden dürbünle ateş etmek daha iyi. Öteki silahlara göre. Ama kurşun azaldı bakayım. 6 kurşun tamam. Başka. Başka adam var mı acaba? Şurada da bir herif var. Şuradan dolaşayım. Biraz kahpeci olacak ama. 5 mermi. Umarım daha fazla adam yoktur. Evet buradan gelen adamlar vardı zaten. Şurada bir kapı vardı onu deneyelim.
Yes. Where is the treasure? Bence de. Where is the treasure? Why the symbols with this mechanism? The clues I saw outside could help me open this door. Dışarıda gördüğüm mü? Dışarıda hiçbir şey görmedim ben. Evet, bunları doğru sırada dizeceğiz galiba. Dışarıda ipuçları var demek ki. Bakalım. Nerede? Ha. MP gibi bir şey. Tamam. Başka böyle taşların üstünde herhalde. Neyse şuradan silah değiştireyim. Çünkü kurşunu kalmadı fazla onun. Ha şurada bir şey var. O da tam M harfine benziyor. Başka. Diğeri nerede? M harfi. Hah. Buranın yuvarlak yanına N gibi bir şey. M, P, M, N. Yuvarlak yanında N. Benzetme için söylüyorum yani. Hadi bakalım. 1'e basıyorduk. E'ye basıyorduk. Ha bu MP. Ya da NP. Ya da neyse. Öyle bir şey işte. Bırak. Bıraksan oğlum. Bu hangisi? Bu da M. Tamam. Bu da herhalde. Ha şu. Bu tarafı döndürebiliyor mu? Ha iyi döndürebiliyormuş. Hışır 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 hışır. Bu kutulara bakabiliyoruz mu ya? Yok. O zaman buraya bakalım. Yes. Hazine. Nasıl ya? Yeni bir harita mı? O kadar uğraşmıştım ama ya. İnsan 2-3 akçe koyar oraya ya. Ne haritaymış. I remember now. Carlos's men brought me here. Ulan neyi hatırladın? Bayılttılar adam. I need to get out of here. Nasıl hatırlıyorsun? O nasıl bir şey lan? Adamın üstüne atladı resmen. Normalde beyin hani böyle sarılırsın adamın boynunu kıstırırsın, kafasını kırarsın filan ne bileyim. Çok komikti. Silahlarımız da tam takım geri döndü yalnız. Carlos'un şeyi mi? Aman. Bak. Beni sinir etme. Adamı var ya, öf. Ne yaparım? Çok kötü yaparım. Anam şurada da biri var. Enerjimiz kendi kendine doluyor bu arada. Ben zaten buraya kadar bir enerji şeyi falan görmedim. Değiştirelim. Kurşun şey olsun. Ya burası da fena tasarlanmamış ya. Güzel. Ama çoğu şey görüntü galiba. Başka. Şurada ha, şey kapı varmış. Ya şuraya şey de tamam savunma şeyi olarak güzel de bak böyle gelip de otomatik benim kontrolüm dışında bunu otomatik yaslanması. Ayak sesi duyuyorum ama. Aa buradalar. En azından burada iyi yerde yaslandı. Ama nişan alamıyor sonra. Hah. Hah tamam güzel. Ama işime yaramayacak çünkü herif gelmeyecek buraya. Bakayım kafasına sıkabileceğim mi? Oğlum hadi. Niye sıkmıyor? Allah Allah. Neyse. Oğlum, bu şekilde öldürdük.
Biri daha vardı. Z. Heh. Şu yaslanma olayını burada deneyeyim. Bakalım olacak mı? E hadi. Yok. Güzel. Buraları biraz yani takoz olmuş. Yani yaslanma olayını çözemedim ben. Ya da olmuyor yani. Hemen şeyi kur. Bunu da silah değiştirmek yerine mesela üstünden geçtiği zaman kurşunları alabilir şekilde yapılabilirdi. Bu da biraz şey olmuş. Acayip olmuş. Yine kutumuz var. Kutuma gitmek istiyorum. Evet efendim. Kutuma gitmek istiyorum. Herhalde buradan atlayacağım. Hı! Arkada adamlar var. Seç silahını. Silahını seç öyle gel. Hı! Aa, güzel atlayabildim ha. E hadi öl. Öldü mü lan? Aa ne güzel. Başka var mı adam? Umarım yoktur. Evet yokmuş. Yani sürekli böyle kurşun değiştirmek için silah değiştirmek gerekiyor. Şey, kurşun. Aman aman aman. Şansa bala öldürüyorum valla. Farklı bir silah mı? Yok. Ha iyi, bunun bayağı şarjörü varmış bu elemanın. Başka bir yol olmalı. Tamam şu ya, bırak şu duvarı. Duvara yaslanmayı ne çok seviyor lan herif. Başka bir yol nerede? Ha. Tamam gördüm. İyi, en azından uğraştırmıyor. O da var. O da güzel. Ayak sesi mi duydum? İçeriye girdik. Tamam. Şuradan devam edeceğim herhalde. Yani dediğim gibi ya, gidecek yer çok belli oluyor yani. Sıkıntı değil. Şunlara bomba atayım. Dur bakayım, onu deneyelim. Ya bu sefer atabildim. Ama herifin uzağında. Yine de vurdu vallahi. Aa, ölmedi. Bir daha deneyelim. Bakayım. Nasıl zıplıyorlar? O yakındaki ölmüş olması lazım. Oğlum o, bir şarjör boşalttım lan üstüne. Buradan görmüyor mu beni yani? Hey Allah'ım. Dur bakayım bir daha. Daha yukarı atmıyor mu ya? Ay, atacağın bombaya sokam. Bombaya sokam. Şunun üstüne çıkayım. Yok. 3. Sonunda lan. Ya şu. Neyse, burada işime yaradı da. Bu olmamış. Yani sıkıntı çıkartıyor. Yani bunu çekeceğim. Yani bazı yerler evet, maalesef görüntü kaymaları, işte duvara yapışması, grafiksel hatalar var. Yoksa oynanışta, gerçi demin herifi vuramadım bildiğin, yani önümde duvar varmış gibi bir şey oldu. O kalenin oradayken.
Onun dışında o aşağısı kalabalık. Başlı da adam var. Nerede o? Güzel. Şunlara bomba atabiliyor muyum? Ya da oraya kadar atabiliyor mu? Bakalım. Düğünün yanına düştü lan. Ay. Fırlamaları çok hoş ama. O güzel. Onu sevdim. Bomba şey var. Varil var. Herhalde atladım herifleri. Aa, benim silahım. Aa, bunda bayağı mermisi var. Bakayım. Heh. Neyse. Güzel. Bayağı mermisi varmış. Silah sevdim ya. Dürbünlü silah. Ya nasıl? O neydi lan? Ya yine araba. Buradakiler öldü mü? Bu sefer çalışır halde bırakmışlar. Oo, yarım saat olmuş bile. Ya Brezilya'ya gittik şimdi. Arabayla mı gidiyoruz Brezilya'ya? Umarım arabayla gitmiyoruzdur. Evet, mekan değişti. Evet, yarım saati de doldurmuşuz. Hatta geçmişiz dostlar. Fiyata bakalım. En son her zaman yaptığımız gibi. Evet, 105 TL'lik bir fiyatı var. Büyük ihtimalle zamlardan sonraki değişimdir bu. Ben daha, yani oyunu ilk aldığım zaman daha uygun bir fiyat hatırlıyorum. Kaçtan 105'e çıkıyordu bu? Bu fiyatlar 18.5'tan sanırım. Evet, 18.5'tan 105'e. Yani fiyat Steam'in kur değişimini kullanmış geliştirici arkadaşımız. Açıkçası ne kadar düştüğüne bakmadım ve Epic Games'te de bazen incelediğim oyunlar Epic Games'te daha ucuz oluyor. Epic Games'te var mı onu da bilmiyorum. Ona da bakmadım. Bakmam lazım. Aslında benim eksikliğim olmuş ama. Yani fena değil fiyat. Güzel bir indirimle düşük, daha makul, iyi bir fiyata da düşebiliyordur diye tahmin ediyorum. Mağaza sayfasına bakalım. Erken erişimde mi bu oyun? Onu hatırlamıyorum çünkü. Ha, yok değilmiş. Normal ama geliştirmeye açık bir oyun. Geliştirdiğinde bazı hataları yorumlarda gördüğüm kadarıyla giderdiğini de söylemiş geliştirici İsmail Avcı. Yani aslında oyunun üzerinde çalışıyor hala. O en azından güzel bir olay. Buradaki hani videoyu da, öteki videomu seyretmişti. Buradaki videoda seyredip işte gördüğü şeyleri bilmiyorum yorumcuların üzerinden değerlendiriyor mu? Onu bilmek lazım. Yani görmek lazım aslında. Umarım hataları gideriyordur. Evet, fena gözükmüyor oyun. Dediğim gibi biraz uzun oldu bu video. Kusura bakmayın dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Yine bir Türk oyunu incelemek bana keyif verdi açıkçası. Hataları var, illaki olacak ama bir kişinin geliştirdiği bir oyunun bir hatalarının olması da çok doğal gözüküyor bence. Tabii ki önemli olan bu hataları düzeltebiliyorlar mı? Düzeltiyorlar mı? Düzeltiyor mu geliştirici arkadaş? Önemli olan o. Umarım bundan sonra da daha güzel oyunlarla, İsmail amcanın güzel oyun, daha güzel oyunlarıyla karşılaşırız. İyi yolda olduğunu düşünüyorum. Güzel işler başarmış. Daha iyisini de başarabileceğine inanıyorum açıkçası. Hatta bir umarım bundan sonra bir ekip de beraber daha güzel bir işlere imza atabilir. Onu da desteklemek isterseniz eğer, bu oyunu satın alarak bir Türk geliştiriciyi de destekleyebilirsiniz dostlar. Evet, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.